Yatırım Bülteni'nden herkese günaydın. Evet, kritik bir güne uyandık. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan sadeleşmeye yönelik yeni adımlar geldi. Bunun ne anlama geldiğini, ihracata yönelik, özellikle krediye yönelik de adımlar ne anlama geliyor? Reel sektörle ilgili aslında beklentileri ve fikirleri, yorumları alacağız. Şeref Hayat bizlerle birlikte olacak birazdan. Bunun yanı sıra özellikle TL mevduatlarının arttırılmasına yönelik adımlar bekleniyordu. Ki nitekim TL'nin cazibesinin arttırılması yönelik politika faizinin adımının etkilerini de yine bu kararın içerisinde yorumlamaya devam edeceğiz. O halde hızlıca başlayalım piyasa açılışı öncesi. Öne çıkan gündem başlıkları ile birlikte elbette ilk adımdan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yeni sadeleşme adımlarını takip ediyoruz ki dünkü karar sonrasında TL mevduatlara yönelik bir enstrüman geliştirme ya da bir adım geliştirme, tüm bunlar beklentiler dahilindeydi. Vakit geçmeden hızlıca bu adım da geldi. Faizi 500 bas puan arttıran Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kademeli sadeleşme kapsamında yeni kararlar açıkladı. Böylece bankalar kullandırılan Türk lirası cinsinden nakdi krediler üzerinden %30 oranında menkul kıymet tesisi uygulamasına son verildi. Bunun yanı sıra Türk lirasına geçişiyle Türk lirası payının arttırılmasına ilişkin maddeler de menkul kıymet düzenlemesinden çıkarılmış oldu. Ayrıca TL mevduat payının arttırılmasına yönelik adımlar da açıklandı. Yabancı para mevduata tesis edilen zorunlu karşılıklar üzerinden komisyon alınması uygulamasında döviz dönüşümlü KKM yenilenmesi ve TL geçişiyle TL payının arttırılmasına yönelik değişiklikler de yapılacak. Bu adımlar ne anlama geliyor birazdan konuşacağız. Hızlıca ikinci açıklamaya geçiyorum, ikinci başlığa geçiyorum. Bu düzenlemelerin ardından Bakan Şimşek'ten açıklama geldi. Sadeleşme açıklaması geldi. Merkez Bankası'nın aldığı kararların ardından açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bu adımlarındaki amacının kredi erişimi kolaylaştırmak ve TL'ye geçişi özendirmek olduğunu da söyledi. Politika faizi %35'e çıktı ve bunun yanı sıra adımlar ne anlama geliyor ve TL mevduatın cazibesi artacak mı bu saatten sonra, yoksa kendi cazibesini arttırmaya yönelik aslında bu düzenlemelerin ortadan kaldırılması nasıl bir etki bırakacak, tüm bu ayrıntıları yine konuşmaya devam edeceğiz. Evet, bir diğer tarafta ise Yalın'dan tahvil yorumu geldi. Yalın'dan tahvil yorumunda ABD Hazine ve Maliye Hazine Bakanı Yalın, yükselen tahvil getirilerinin artan kamu borçlanması sonucu oluşan bütçe açıklarında güçlü ekonomiyi yansıttığını dile getirdi. Bir diğer başlık Amazon ve Intel bilançoları ile birlikte beklentileri aştı ki bu beklenti vadeliler tarafına etkilerken Asya'ya da sirayet etti. Pozitifte bir görünüm var küresel piyasalar nezdinde. Son olarak ise PIMCO tarafından yapılan açıklama var. Fed faiz oranlarını daha da yükseltebilir açıklaması ki geçtiğimiz hafta Fed üyelerinden bir miktar daha Şahin tonlamanın sona gelindiğine yönelik açıklamalar gelmişti. İlginç de bir açıklama oldu bu. Dünyanın en büyük aktif tahvil fonunu yöneten PIMCO'ya göre dirençli ve ABD ekonomisinde inatçı enflasyonla mücadele etmek için faiz oranlarını daha da arttırmak zorunda kalabilir dedi. Evet, bir diğer son dakikayı aktaralım. Akbank 265,5 milyon dolar ve yine 316,5 milyon dolar euro tutarında sendikasyon kredisi aldığını söyleyelim ve hızlıca veri takvimine geçelim. NCM Investment günlük veri takvimini sunar. Son dakikayı bir kez daha yenileyelim. Akbank 265,5 milyon, Akbank'ın sendikasyon kredisi maliyeti dolar ve euro kısımları için yine sırasıyla SOFR artı %3,5 ve Eurobor tarafında ise %3,25 seviyesinde oldu. Hemen hızlıca veri takvimiyle devam edelim. Rusya'dan faiz kararı geldi. Ekim ayına ilişkin gelecek. Bugün karşılanacak veriler arasında kişisel tüketim harcamaları verisi Eylül ayına ilişkin 15.30'da gelecek. 17'de ise ABD Michigan enflasyon beklentisi Ekim ayına ilişkin gelirken, bir diğer veri ise yine Michigan tüketici beklentileri verisi Ekim ayına ilişkin olacak. Saat 20'de ise ABD'den gelecek veriyi takip edeceğiz diyelim ve veri takvimini noktalayalım. Müzik
INCM Investment günlük veri takvimini sundu. Küresel piyasalarla devam ediyoruz, bahsediyoruz. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar. Dubai temsilcimiz Ersoy Erkazancı bizlerle birlikte. Ersoy, hoş geldin yayınımıza. Neler aktaracaksın? Asya'ya dair görünümde neler var? Pelin merhaba. Evet, Asya piyasaları bir rahat bir nefes aldı diyelim. Dün Amerika aslında eksi kapattı ama sonradan gelen Amazon ve Intel'in karları seans sonrası her iki hissenin yükselmesine sebep oldu. Şu an vadeliler artıda, bunun da Asya'ya da yansımalarını görüyoruz. Hem teknoloji şirketi karları hem de Yellen'ın açıklamaları, demin sen de bahsediyordun. Gelen Amerika büyümesinden sonra biraz daha yumuşak inişten bahsetti. Yellen tahvillerle ilgili daha olumlu konuştu. O yüzden de bugün iyimser bir piyasa var. Özellikle Hong Kong %2'nin üzerinde artısıyla dikkat çekiyor. Ama tüm Asya Pasifik'te bugün artılar var. Çin'de birkaç önemli haber vardı. Çin'in bir önceki başbakanı kalp krizinden vefat etti. Li Keqiang diyeceğim. Sadi bu soyadları daha iyi söylüyor. Tokyo enflasyonu beklenenden biraz yüksek geldi. Çekirdek %2.7. Çin'de Eylül sanayi karları geldi. %11.9 Pelin. Ama dediğim gibi genel olarak iyimser bir hava var. İyimserliğin sebebi de biraz Amerika'daki karlar kaynaklı. Petrol bugün yükselişte ama genel olarak haftayı düşüşle kapatıyor. İki haftadan beri yükseliyordu. Bu hafta biraz düşüyor. Orada özellikle savaşla ilgili gelişmeler çok fiyatlanıyor. Bazen tansiyon artıyor, bazen tansiyon düşüyor ama en son olarak biraz daha sanki bu devam edecek gibi. İran Amerika'yı uyardı. İran Dışişleri Bakanı İsrail-Hamas gerginliği eğer büyürse ve bölgeye yayılırsa Amerika'da bunun dışında kalamaz dedi. Yine bugün Amerika'nın Suriye'de iki İran bağlantılı tesisi vurduğuna dair haberler vardı. İsrail Hamas'ın bu 7 Ekim saldırısını düzenleyen üyesini öldürdüğünü açıkladı. 9 tane Arap ülkesi ortak bir bildiri yayınladı ve Gazze'deki sivillere karşı yapılanları kınadı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne çağırdı. Son olarak da Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki kötü hava koşulları sebebiyle bugün uzaktan çalışmayı önerdi Birleşik Arap Emirlikleri yönetimi. Evet, son başlıklar böyle. Çok teşekkür ediyorum Ersoy Erkazancı aktardıkların için ve böylece Asya piyasaları noktalıyoruz. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sundu. Evet, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın düzenlemelerini reel sektör nasıl karşılıyor, ihracat açık kesimine yönelik de atılan adımlar vardı, düzenlemelerin geri çekilmesi. Tüm bu ayrıntıları kendisiyle konuşacağız. Sop Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektör Meclis Başkanı Şeref Hayat bizlerle birlikte. Şeref Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan özellikle ihracat kredileri ve firmaların kredi erişimine yönelik uygulama kolaylıklarının gelmesi. Neden bu adımlar yani bekliyor muydunuz böyle bir adımı ve bu adımın etkileri neler olabilir, nasıl karşıladınız? Öncelikle günaydın, yayınlar Pelin Hanım. Gerçekten bunları bekliyorduk. Çünkü bildiğiniz gibi son bir yıl içerisinde 200 küsur düzenlemeyle, regülasyonla gerçekten hem bankacıların hem de reel sektörün krediye ulaşımında veya nasıl kullandırılmasında çok önemli sıkıntılar yaşıyorduk. Dolayısıyla yeni ekonomi yönetiminin bu tarz attığı her adım bizim için önemli. Özellikle siz de belirttiğiniz ana ihracatçı olan konumdaki firmaların aramalı ithalatındaki özellikle net ihracatçılık tanımının kaldırılması çok değerli. Çünkü bildiğiniz gibi kredi maliyetlerine ulaşım hem zor hem de maliyetler yüksek olduğu için en önemli can suyumuz TL reskont kredileri. Bu krediye ulaşmak için de özellikle net ihracatçılık tanımında bir sıkıntı vardı. İthalata dayalı birçok sektörümüz bu kredileri kullanmakta sıkıntı yaşıyordu. Özellikle uygulamada bunun düzeltilmesini çok olumlu buluyorum. Ayrıca bildiğiniz gibi önemli bir miktarda TL kredilerine ulaşımdaki maliyeti yüksek olmakla birlikte
krediye ulaşımın aslında maliyetinin de önüne çıktığı bir dönem yaşıyoruz. Buradaki uygulamalar özellikle TL kredi kullandırmayı cazip kılacak şekilde durmasını önemsiyoruz. Çünkü öyle ya da böyle yükselen enflasyon, yükselen faizlerle ekonomik çarkları zor bile dönse krediye ulaşmadan ekonominin düzenlenmesi mümkün değil. Dolayısıyla erişimdeki kolaylığın adına atılan her türlü adımı önemsiyoruz. Burada tabii ki TL'nin cazip kılınarak mevduat faizinin biraz daha yükseltilmesi, dolayısıyla krediyi rahat ulaşan, rahat fon bulan bankaların da bize ulaştırmakta cimri davranmaması en önemli sonuç diye düşünüyorum bu uygulamalarda. Çok teşekkür ediyoruz. Top Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektör Meclis Başkanı Şeref Fayat aktardıklarınız için diyoruz ve araştırma masasıyla devam ediyoruz. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Araştırma masasıyla devam ediyoruz Burcu Kıratlı ile birlikte. Burcu günaydın. Günaydın Pelin. Evet, şimdi içeride önemli başlıklar var ama küresel piyasalar nezdinde de ABD merkezli başlıklar devam ediyor. Dolayısıyla 3. çeyrekte güçlü bir şekilde büyüme seyrediyor demişsin. Neler aktaracaksın ABD ekonomisine dair? Şimdi dünkü gelen veri çok kuvvetli bir veriydi. %4.9 büyüdü çeyrekten çeyreğe Amerika ekonomisi. Beklenti %4.5 olması yönündeydi. Şimdi geçtiğimiz son çeyreğe baktığımız zaman aslında manşet, yani beklenen rakam da güçlüydü fakat beklentinin üzerinde geldi. Bunun sebebi de yaz aylarındaki harcamaların, bunu tatilden tut işte olan konserlere kadar ki Amerika ekonomisini ciddi şekilde etkiledi ve onun için yapılan diğer alışverişler ve diğer, aslında bu perakende satışlar verisinden de belliydi. Bu güçlü bir büyüme verisi gelebileceğini görmüştük. Hem perakende satışlar tarafında hem hizmetler tarafında aslında tüketiciler yoğun şekilde alışveriş yaptılar. Bu 3. çeyrekte Amerika ekonomisindeki verinin güçlü gelmesini sağladı. Ki aslında bu verinin detaylarında da bunu görebiliyoruz. Morlu olan kısımda, yani siz servisler kısmında hala ki enflasyon da katı olduğu nokta diyebiliriz orası için. En kuvvetli kısım orada duruyor ve harcama davranışlarında devam ettiğini yine görmekteyiz. Onun haricindeki diğer gri ile gösterilen kalemde de bir miktar daha büyüme var yatırımlar kısmında. İnsanların bir miktar daha aslında konut aldıkları ve hizmetler sektöründe, yani yaşam alışkanlıklarını güçlü şekilde devam ettirdiklerini de görüyoruz. Peki bu veri neye işaret ediyor? Birincisi, yumuşak iniş senaryosunu artık kesinleştirdi. Yani yumuşak iniş senaryosunun ihtimali çok yükseldi gibi bir şey oldu. Ve bununla birlikte tahvillerin daha uzun süre yüksek kalabilir beklentisine yer açmış oldu. Çünkü Amerika ekonomisi faiz artışlarına, Rusya-Ukrayna savaşına, işte tedarik sıkıntılarına, bütçe görüşmelerine, bütün bu olasılıklara rağmen büyümeye devam ediyor. Dolayısıyla Fed'in eli bu anlamda biraz daha rahatlamış oldu. Dolayısıyla Fed hem belki daha bundan sonraki toplantıda faiz artırmasa bile önümüzdeki haftadaki toplantıda, bundan sonraki 2024'e ilişkin enflasyonun bu şekilde seyretmesi halinde faizleri bir süre daha yüksek tutacağı beklentisi olabilir. Hisseler ve dün tahvillerde de olumlu bir hava vardı. Özellikle tahviller tarafında Amerika'nın gücünün, ekonomik gücünü ortaya koyduğuna dair işaretlerdi bunlar. Bunu diğer taraftan parite tarafında da gördük. Dolayısıyla Amerika ekonomisi güçlü seyrediyor diyebilirim. Dün gelen bilançolarla da bu desteklendi diyebilirim. Evet, çok teşekkür ediyoruz Burcu Kıratlı'ya aktardıkları için diyoruz ve araştırma masasını noktalıyoruz. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Evet, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kararı sonrasında borsada alımların hızlandığını takip ettik. Dün ve dünden neler beklendi ve karşılandı mı? Bugünden neler bekleniyor? Kendisiyle konuşacağız. Alnus Yatırım Araştırma Direktörü Volkan Dükkancık bizlerle birlikte. Volkan, hoş geldin. Merhabalar. Evet, şimdi Volkan, bir tarafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın adımlarıyla aslında güne uyanmış olduk. Bunun bankacılık tarafına yansımalarını da sana sormak istiyorum. Çünkü regülasyonlarla dolu bir düzenleme sürecinden artık Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın biraz daha sadeleşme, kademeli sadeleşme ifadelerinde altını doldurmaya başladığı süreçten de geçiyoruz. Dolayısıyla
Dünkü alınan karar sonrasında hızlanan Borsa İstanbul tarafındaki alımları istersen önce burayla başlayalım. Ardından sabah karşı alınan bu kararların bankacılık tarafına yansımasını nasıl yorumluyorsun? Evet Pelin, yani piyasada aslında son iki haftadır gergin bir durum söz konusu. Biraz temkinli modun öne çıktığı, volatilitenin yükseldiği bir süreç yaşıyoruz. Tabii burada İsrail ile Filistin arasındaki bu gerginliğin başrolde olduğu söylenebilir. Ama ben bunu sadece bir tetikleyici olduğunu söyledim. Altta yatan dinamikler biraz daha farklıydı. Şimdi bunlara tekrar uzun uzun girmeyeceğim ama artık bu faiz arttırımları bir noktada borsa açısından sorgulanır hale geldi. Bir defa bunu kabul etmek lazım. Bunu hani borsadan mevduata bir kaçış noktasından ziyade artan kredi maliyetlerinin yatırımcılar açısından, kredili pozisyon yatırımcılar açısından sorgulandığı bir döneme girmemize neden oldu. Borsadaki momentumun yavaşlaması kredili pozisyonların azaltılmasına, kredili pozisyonların azaltılması da borsadaki aşağı yönlü seyre ve volatiliteye neden oldu. Şimdi buradan çıkmak için bizim yeni katalizörlere ihtiyacımız vardı. Biz aslında Eylül ayında da çok benzer bir süreç yaşamıştık. Merkez Bankası toplantısı öncesinde yaşanan yaklaşık 1 hafta 10 günlük bir satış ve sonrasında gelen bir rahatlama. Yani Merkez Bankası'nın faiz arttırımlarını artık borsa bir parça endişeyle takip ediyor. Bunu söylemek lazım. Dolayısıyla dün gelen kararın en azından beklentiler civarında olması, yani 500 bas puandan daha fazla bir arttırım gelebilir mi? İyice borsa açısından şirketleri zorlayacak bir sürece girer miyiz? Derken Merkez Bankası beklendiği gibi bir hamle yaptı. Ve ben yorumumda şunu belirttim. Piyasalar açısından nötr. Ancak enflasyonla mücadele noktasında oldukça pozitif bir adım diye. Yani burada çünkü gerçekten Merkez Bankası'nı artık zorlayan bir sürece girdik. Yani büyümede yavaşlama emareleri geliyor. Borsa açısından durakladığımız, artık bu faiz arttırımlarının sorgulandığı bir dönem. Ama Merkez Bankası net bir şekilde tavrını koydu. Ben enflasyona karşı duruşumu çok net burada ortaya koyuyorum. Ve arkasından bu sabah gelen hamlelerle de artık, yani biz şunu anlıyoruz bu hamlelerden, şimdi uzun uzun girmeyeceğim ayrıntıya ama şunu söylüyor Merkez Bankası. Bundan önceki dönemde politika faizi yanlış yerde belirlenmişti. Piyasayı bir zorla sopayla bir takım regülasyonlarla bir noktaya getirmeye çalıştık dedi. Ama şu an geldiğimiz noktada biz politika faizinin olması gereken noktaya doğru getirdik. Bu yüzden bu artık regülasyonlara gerek kalmadı. Biz deregülasyon süreciyle artık politika faizinin işyerlik kazandığı ve piyasanın kendi içerisinde kendi dinamikleriyle yol bulacağı bir sürece geldik. O yüzden artık bu regülasyonları kaldırıyoruz noktasına geldik. Bu piyasa açısından oldukça olumlu. Yani tüm bu dünkü faiz kararının ve atılan adımların içerisinde bence piyasa açısından alınması gereken en önemli nokta bu. Yani piyasa artık kendi işleyişine, yani daha doğru bir tabirle piyasa ekonomisi için önemli sadeleşme adımlarıyla işleyen bir piyasa ekonomisine döndü. Bu bence orta uzun vadeli piyasa için oldukça önemli. Kısa vadede de bankalar üzerindeki yükün iyice azaltıldığı bir ortam olması nedeniyle ben bugün özelinde de bankalar öncülüğünde piyasada o dün başlayan toparlanma eğiliminin bugüne de yansıyacağını ve toparlanma eğiliminin haftanın son gününde de devam etmesini bekliyoruz. İhracat tarafını nasıl yorumluyorsun? Orada da aslında atılan adımlar, ihracatçıya yönelik kredi kısıtlamalarında bir takım önlemler vardı. Yani daha doğrusu sorunsallar oluşmuştu. Ve dolayısıyla buraya yönelik de atılan adımlar biraz daha kolaylaştırmaya yönelik. Yani ihracat kredileri ve firmaların kredi erişimine yönelik uygulama kolaylıkları da geldi bu düzenlemenin içerisinde. Sadeleşme adımlarının yanı sıra. Bu tarafa nasıl okursun? O da çok kıymetli. Yani aslında çok da komik diyebileceğimiz bir durum vardı. Fatura getir sana kredi vereceğim şeklinde. Yani bu uygulamanın kaldırılması yani başlı başına bence çok elzem bir noktaydı. Buraya gelmemiz olumlu. Bir de şöyle bir şey var Pelin. Yani biz şimdi ihracata dayalı bir büyüme modeli ortaya koymaya çalışıyoruz. İş talebi ciddi anlamda frenliyoruz. Bu noktada ihracatçıların önünü gerçekten açmamız lazım. Çünkü ihracat pazarlarımız da çok güçlü değil. Bu yüzden ihracatçıyı teşvik edecek uygulamalara ivedilikle ihtiyacımız vardı. Bu noktada bunu da olumlu değerlendiriyorum. Yani kararların bütününe baktığımızda birbirini tamamlayan, birbirine destek olan ve işlerin ciddi anlamda normalleşmeye başladığına işaret eden bir döngüye girdik. Bunu hem ihracatçılar açısından hem de tabii ki borsadaki ihracatçı şirketler açısından da yine sürece katkı sağlayacak bir hamle olarak değerlendirmek mümkün.
Peki şimdi Volkan, Borsa İstanbul tarafında aslında bir tarafta da bilanço dönemi. Bilanço döneminde beklentilerin üzerinde gelen de bilançolarla karşı karşıyayız. Dolayısıyla ama bir tarafta da jeopolitik gerilimlerin yaşandığı süreçte bilançoların böyle 3-4 gününü gölgede bırakmış gibi duruyor. Bundan sonraki süreçte özellikle bilanço desteğiyle birlikte yeni zirvelerden bahsetmek söz konusu mudur Borsa İstanbul nezdinde? Alımların hızlanmasını bekliyor musun bu yeni düzenlemelerin de desteğiyle birlikte? Nasıl görüyorsun şu an Borsa İstanbul'un buradaki performansın merkezinde adımlarıyla birlikte? Benim burada biraz adım adım gitmek lazım. Bilançolar gerçekten iyi bu arada. Hani zaten özellikle sanayi tarafında güçlü bilançolar bekliyorduk. Beklentilerden de iyi gelen bilançolar var. Dediğim gibi senin biraz gölgede kaldı. İşte ilk çeyrek 12 aylık bilançolar depremin gölgesinde kalmıştı. Sonra ilk çeyrek bilançoları seçimin gölgesinde kaldı. Bu bilançolarda biraz bu jeopolitik gerginliğin gölgesinde kalıyor. Ama şunu net bir şekilde söyleyebilirim yatırımcılar açısından. Bu güçlü bilançolar elbet fiyatlamasını yapacak. Piyasa rahatladığında, piyasa dinamikleri normale döndüğünde, borsa açısından söylüyorum, bu fiyatlamalar yapılır ki dün gördük bunu. Mesela Tüpraş, Aygaz gibi şirketlerin bilançoları çok iyi gelmişti ama jeopolitik gerginlik nedeni tam fiyatlanamamıştı. Dünkü rahatlamayla birlikte çok ciddi toparlamalar gördük. O yüzden ben bilançoların desteklemeye devam edeceğini düşünüyorum önümüzdeki bir hafta 10 günlük süreçte. Ama mevcut gelen bilançolar kadar önümüzdeki döneme ilişkin beklentiler önemli. Çünkü neyi biliyoruz? Biz çok net bir yavaşlama dönemine doğru, yavaşlama döngüsüne doğru gidiyoruz. Yani ekonomideki bu gördüğümüz, geçtiğimiz 9 ayda gördüğümüz momentum yavaşlayacak. O yüzden gelen bilançolara değil de biraz daha gelecek bilançolara odaklanacak bir piyasa bekliyorum. Kısa vadede evet endekse destek olacak. Bizim tekrar 8000 puana doğru yönlenmemize destek olacaktır bu bilançolar. Ama 8000 puanın üzerine endeks tekrar yerleşmeden ben müthiş iyimser bir moda tekrar dönmeyeceğimi belirteyim. Şu anki modumu temkinli iyimser olarak ben ifade ediyorum piyasa açısından. 8000 üzerine bizi yerleştirecek bir gelişme burada da en kritik. Bu İsrail ile Filistin ya da İsrail Hamas gerginliğinin sonlanması olacaktır. Yani kısa vadede tepki süreci devam eder ama 8000'in üzerinde endeksin yeni bir trend başlatması adına biraz daha önümüzü görmeye ihtiyaç var. Özellikle jeopolitik tarafta da bir rahatlama ihtiyacımız var. Yatırımcılar o noktada iyimser ama temkinli iyimser kalmaya devam etsinler diyorum. Peki şimdi yabancı yatırımcı tarafında konuşuruz ama bir tarafta da yerli yatırımcı nezdinde cazibesini arttırılması çalışılan TL mevduat tarafı var. TL'ye geçiş oranı %10'dan fazla olan bankaların hedefi aşan kısmı yenileme hedefine sayılmış olacak gibi böyle bir takım alt alta sayabileceğimiz düzenlemeler var. TL mevduat payının arttırılmasına yönelik yeni adımlar da açıklandı ki burada mevduat faizlerinde bir normalleşme adımları görüyorduk. Tekrar merkezin buraya yönelik adımları mevduatın cazibesini arttıracak bu şüphesiz. Fakat Borsa İstanbul'u ne kadar gölgeleyecek? Çünkü yani içeride de bir yerli yatırımcının mevduat arayışı risksiz önünde bu kadar cazibesi artan bir yatırım aracı bulunursa ne kadar Borsa İstanbul orada kendi iş dinamikleriyle tutabilecek? Yeni hikaye nedir burada? Evet, bilin artık bu soruyu daha yüksek sesle sormamızı gerektirecek döneme girdik, sürece girdik. Hem politika faiziyle birlikte mevduat faizinin %40'ın üzerine taşınmış olması hem de yıl sonuna doğru yaklaşıyoruz. Yavaş yavaş bankaların o bilanço makyajı girişimleriyle biz özellikle Kasım ayının ikinci yarısından itibaren Aralık'la birlikte daha yüksek mevduat faizlerini de konuşuyor olacağız muhtemelen. %50'lerin üzerinde görmeyi bekliyorum ben mevduat tarafında. Dolayısıyla buradan bir geçiş olacaktır. Ama şunu unutmamak lazım. Yani mevduat yatırımcısıyla borsa yatırımcısı gerçekten birbirinden çok farklı risk beklentilerine sahip, risk profiline sahip yatırımcılar. Çok majör geçişler olacağını düşünmüyorum ben. Ama yani seçimden bu noktaya baktığınızda bir portföy yöneticisi mantığıyla bakalım. Siz seçimden bu yana %80 civarında bir getiri elde etmişsiniz borsa tarafında. Yılın bitmesine 2 ay kalmış. Burada %10'a yakın 2-2,5 ayda bir risksiz getiri imkanı size varken burada hala bu volatiliteyi satın almak ister misiniz? Açıkçası burada soru işaretleri var. O yüzden borsadaki momentumun ben geçtiğimiz 3 ay 2 gibi yüksek şekilde izlemesini beklemiyorum. Mevduat burada bazı yatırımcılar için bir alternatif olabilir. En azından evet. Borsadaki o ivmeyi görüp mevduattan borsaya geçmiş, kısa süreli geçiş yapmış, taktiksel geçiş yapmış yatırımcıların ben tekrar mevduata dönebileceğini düşünüyorum. Majör bir geçiş olmaz ama borsanın yeni bir momentum kazanmasına engel olacak kadar bir geçiş olabilir. Tabii burada
az önce de bahsetmiştim. Yani mevduattaki yükselişten ziyade yatırımcının çok ciddi kredi pozisyon taşıyor olduğunu biliyoruz biz. Dolayısıyla bu kredi maliyetleri artınca artık yatırımcılar kredi pozisyon taşımakta borsa cephesinde çok istekli değiller. Yine borsanın önünde bir engel teşkil edilecek unsurlardan biri. Bunların hepsini bir araya getirdiğimizde ben şunu söylüyorum yine. Borsada ana trend hala yukarı ama yıl sonuna kadar böyle çok güçlü, en azından Mayıs-Ağustos dönemindeki gibi güçlü bir trend beklemediğimi ifade edeyim. Daha yatay, belki yatay yukarı ama momentumu daha yavaş olan ve arada da volatilitenin ciddi arttığı bir geniş bant aralığında, 7400-8400 bant aralığında bir hareket beklentim var yıl sonuna kadar. Anus Yatırım Araştırma Direktörü Volkan Dükkancı, çok teşekkür ediyorum Volkan, sana aktardıkların için ve uyarıların için. Anus Yatırım ailesine de iyi seanslar dileyelim. Kısa bir araya gidiyoruz. Yatırım bülteninde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Vadeli taraf açılışa, pozitif açılışa işaret ediyor. Hemen info yatırıma gidiyoruz ve borsa açılış beklentisini karşılıyoruz. İsmail Güner bizlerle birlikte. İsmail hoş geldin. Bugünden neler beklenir? Evet, günaydın Pelin. Piyasalara baktığımızda dün Borsa İstanbul tarafında bir toparlanma gözlemledik. Bu sabah da Viyop tarafında pozitif yönlü bir açılışla birlikte bugün biraz daha piyasaların iş dinamiklerine dönme çabasının olabileceğini düşünüyoruz. Ama yine de gündemimizin en baş sırasında İsrail-Filistin arasındaki yaşanan bu çatışmalar olmaya devam edecek. Bugün Amerika tarafında PCA verisi açıklanacak. Diğer ülkelerin çok önemli bir veri akışı yok. Bununla birlikte yurt dışı tarafında Amerika'da dün büyüme verisi geldi. Üçüncü çeyrek büyüme verisi ve beklentilerin oldukça üzerinde. 4.3 beklenirken 4.9 geldi. Bu da son 3 yılın en yüksek artışı şeklinde kayıtlara geçti. Bununla birlikte 10 yıllık tahvillere baktığımızda orada da 5 sınırında yukarı yönlü yükseliş şimdilik devam ediyor. Ve borsalar da özellikle bu verinin ardından, büyüme verisinin ardından Amerika'daki endeksler biraz daha aşağı yönlü seyrini hızlandırdı. Ve S&P neredeyse son 5 ayın en düşük seviyesinden kapandı diyebiliriz. Bizim yurt içi piyasalara doğru bir göz attığımızda ise yine gündemimizde İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar devam ediyor ve dünkü Merkez Bankası'nın yapmış olduğu toplantısındaki aldığı karar oldukça önemli. Merkez Bankamız yaklaşık olarak 500 bas puanlık bir artışa gitti. Bu da piyasaların beklentisi dahilinde ve parasal sıkılaşmaya da devam edilebileceği yönde örtülü mesajların verildiğini gördük. Yine aynı şekilde Merkez Bankası'ndan bu sabah da yeni haberler geliyor. Biraz daha sadeleşmeye yönelik şirketlerin krediye ulaşmalarını kolaylaştıracak adımların atılmaya devam ettiğini görüyoruz. Endekse bu sabah olarak baktığımızda da bu gelişmeler paralelinde. Dün endeks önceki çarşamba günü %7'lik düşüşün ardından %4'lük bir toparlanma içerisine girmişti. Bugün de pozitif bir açılış bekliyoruz. Şimdi özellikle de Orta Doğu'daki haber akışları ve İsrail'in kara harekatı haberleri biraz daha böyle az gelmeye başlaması piyasanın kendi iş dinamiklerine dönme ihtimalini biraz daha artıracak. O yüzden bilançolara biraz daha yakından bakacağız. Dün bilançolar gelmişti. Ereğli, İstemir, Akbank ve Koç Holding bilançoları geldi. Beklentilerin üzerinde kar açıkladığını gördük. Özellikle de Ereğli ve İstemir'in bilançoları zarar beklenirken son çeyrekte Ereğli 41 milyarlık bir kar açıkladı. Bu da dikkat çekiciydi. Endekste şu an için bakacağımız seviye 7700 seviyesi, 60 günlük ortalama. Buranın üzerinde kaldığımız sürece, maliyetler oluştuğu sürece bizim pozitif beklentilerimiz devam edecek. Çok teşekkür ediyorum İsmail, aktardıkların için. İnfo Yatırım ailesine güzel bir seans diliyoruz ve böylece programı noktalıyoruz. 10-15'te görüşmek dileğiyle.